Pekala, gelin kemiğin hücresel yapısını inceleyelim. Kemik genel olarak kemik matriksinden ve kemik matriksini meydana getiren hücrelerden oluşmaktadır. Evet, kemiğin büyük bir kısmı kemik matriksinden oluşur. Kemik matriksinin iki adet temel yapı taşı vardır. İlkinin ismi osteoid yani kemiksi dokudur. Matriksin organik kısmını oluşturur. İkinci yapı taşı ise hidroksiapatittir ve matriksin inorganik kısmıdır. Öncelikle kemik matriksinin organik kısmından bahsedelim. Dediğim gibi organik kısım osteoidten meydana gelir. Osteoid yumuşak ancak oldukça düzenli bir yapıdır. Protein ve kalojen özellikle de birinci tip kalojen içerir. Bu oldukça düzenli kalojen fiberlerin ve Proteinlerle birlikte oluşturduğu yönelim kemiğe çekme direncini verir. Peki çekme direnci ne anlama gelir? Oldukça sert bir lastik düşünün. Örneğin bir silgi. Çekme direnci silginin bükülüp yine de şeklini korumasına benzer. Kemiğin çekme direncini bu şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi kemiğin inorganik kısmına gelelim. Bu kısmın hidroksiapatitten meydana geldiğini söylemiştik. Kimyasal formülü buraya yazacağım. Kalsiyum, fosfat ve su. Yani hidroksiapatit, kalsiyum fosfat kristallerinden meydana gelir. Bu kalsiyum fosfat kristalleri, kemiğe katı gücünü ve yoğunluğunu veren mineral parçalarıdır. Artık kemik matriksinin, osteoid organik kısmının ve hidroksiapatit inorganik kısmını biliyoruz. Şimdi bu kemik matriksini yaratan hücrelerden biraz bahsedelim. Kemikte bilmemiz gereken dört çeşit hücre vardır. İlki, öncül osteoid anlamına gelen osteoprogenitordur. Daha sonra osteoblast yani genç kemik hücresi gelir. Üçüncü hücre tipi de osteositlerdir. Son olarak osteoklast yani kemik yıkım hücreleri vardır. Gördüğünüz gibi hepsinin kökü aynı kelimedir. Osteo, kemik anlamına gelir. Şimdi bu hücreleri bir bir ele alıp ne işe yaradıklarını inceleyelim. İlk olarak osteoprojenitor hücrelerinden bahsedelim. Bu hücreler genç kemik hücrelerinin öncülleridir. Yani genç kemik hücrelerinin olgunlaşmamış halleri olan bu hücreler ardıllarından büyüklükleri itibariyle ayrılırlar. Sırada genç kemik hücreleri var. Bunlar hem kalojen hem de protein, özellikle de osteokalsin ve osteopontin isimli proteinleri sentezlemeden sorumlu hücrelerdir. Bahsettiğimiz bu iki protein birlikte kemiksi dokuyu oluşturur. Genç kemik hücreleri aynı zamanda alkalin fosfat üretirler. Bu enzim hidroksiapatiti yani kemiğin mineral kısmını meydana getirir. Genç kemik hücreleri yeterince kalojen ve protein sentezleyip çevrelerindeki kemik matriksinin organik ve inorganik kısımlarını meydana getirecek kadar alkalin fosfat ürettiklerinde osteosite dönüşürler. Yani osteosit genç kemik hücresinin olgunlaşmış kemik matriksini sentezlemeyi bitirmiş halidir. Osteositlere geldik. Osteositler kemikte lakünada bulunur. Laküna terimi Kemikteki boş alanları işaret eder. Mikroskopla bakıldığında küçük göller gibi görünürler. Lakuna teriminin anlamını buradan hatırlarım. Kemiğin içindeki boş kısımlar. Osteositlerin diğer osteositlere veya genç kemik hücrelerine bağlandıkları kolları, dalları bulunur. Bu onlara yıldıza benzer bir görünüş verir. Bu küçük dallar bilgi alıp sinyal gönderen alıcılar gibidirler ve osteositlerin diğer hücrelerle iletişim kurarak kemiği korumasını sağlarlar. Son hücre tipi osteoklasttır. Monosit denilen bir hücre diziliminden türemişlerdir ve görevleri kemiği soğurmaktır. Bir başka deyişle kemiği kırarak yenilerler ve bunu tartarak dayanıklı asit fosfat isimli bir enzimle yaparlar. Yani genç kemik hücreleri alkalin fosfat enzimiyle kemiği yapılandırır ve osteoklastlar da kemiği tartarak dayanıklı asit fosfat enzimi yardımıyla tekrar kırar. Gördüğünüz gibi kemik devamlı bir yenilenme halindedir. Genç kemik hücreleri kemiği oluşturur, osteoklastlarsa kırar. Bunu hatırlamanın kolay bir yolu, osteoblast yani genç kemik hücreleri kemiği oluşturur çünkü gençtirler. Osteoklastlarsa kırar, klast kırıcı anlamına gelir. Osteoklast kemiği kırarken kemikte boş alanlar oluştururlar. Kemikteki boş alanlara lakuna dediğimizi hatırlıyorsunuz. Osteositlerin lakunada bulunuşu gibi osteoklastlar da Howship lakuna adı verilen özel boşluklarda bulunur. Bunlar osteoklastlar çevrelerindeki kemiği kırarken oluşan küçük boşluklardır.